çekiyoruz. Dinlen müzikle, eğlen müzikle, öğren müzikle, neden gizliyorsun, göster müzikle, tarzın nedir sence, yansıt müzikle. Başı bulutlarda. Max, iki gündür çalışmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Kahvaltı etmek için bile ara vermedin. Yarın akşam güneş tutulması var. Herkes bundan söz ediyor. Ben geldim Max. Bana yardım et. Yarın akşam bizim çatıda teleskop ve sunum eşliğinde bir etkinlik düzenleyeceğim. Bulunmaz bir fırsat bu. Her zaman böyle bir güneş tutulması göremezsin. Çok önemli bir olay. Bayıldım bu fikre Lamia. Sen ne dersin Max? Hem evden çıkarsın. Hadi Max ne olur. Herkesin yardımına ihtiyacım var. Yardım etmeyi isterdim Lamia ama edemem. Maestro Debussy'nin Deniz adlı bestesini piyanoya uyarlamamı istedi. Doğru yapabilmek için çok çalışmam gerekiyor. Bana sadece orkestra partisyonunu verdi. Daha kolaylayamadım bile. Artık başka sefer yaparız. Ne demek başka sefer? İyi misin sen? Bir sonraki tutulma 64 yıl sonra. Maestro sana bir zaman veremez mi? Verir ama istemiyorum. Bak Lamia, senin tutkunu astronomi, benimki ise müzik. Ben siz de yapabileceğinden eminim. Şu anda olduğun yerde kal, sol elini havaya kaldır. Hı? Mükemmel. Yürümeye devam edebilirsin. Şuna bak Max. Ha? Ha, ne diyorsun bakalım? Ama bu bir süre önce havaya kaldırdığım elim. Nasıl bu kadar yakından çekebildiniz? Yeni kamera lensimi kullanarak çektim. Şahane bir şey. Yarın gece onunla güneşe dokunacak kadar yaklaşacağım. Ha evet anladım. Güneş tutulması. Siz de mi izleyeceksiniz? Elbette. Daha önce sadece bir kez gördüm. O da küçük bir çocukken. Üstelik parçalı bir tutulmaydı. Yarınki tam tutulma olacak. Son derece özel bir görsel şölen evlat. Evet biliyorum. Lamia da öyle dedi. Mahallede büyük bir eğlence düzenlemek istiyor. Ama neyse size uyarlamamı çalayım mı? Ne? Az önce ne dedin sen? Eğlence mi? Ne şahane bir fikir. Arkadaşın tam olarak ne yapacakmış? Şey bilmem ki. Hem bunda bu kadar abartacak ne var? Alt tarafı gökteki sarı top bir süre görünmeyecek. Artık müziğe dönsek mi? Gerçekten çok çalıştım maestro. Dinleyin. Hayır. Bugün müzik yok evlat. Ne? Niyeymiş o? Bak sana hep iyi bir müzisyen olmak için çok çalışman gerektiğini söyledim ama aynı zamanda etrafındaki dünyadan beslenmelisin. Ne yazık ki sen bu temel ilkeyi unutmuşa benziyorsun. Dünyadan beslenmek mi? Hiç anlamadım. Bir sonraki derse kadar piyano çalmanı yasaklıyorum. Piyano çalmak dışında ne istersen yap. O zaman ne dediğimi anlarsın. Hey Max, nerelerdeydin? Parti hazırlıklarına başlamamız gerek. Yardım etmek istemediğini duyduk. Neler oluyor? Kusura bakmayın, başka işlerim vardı. Artık boşum. Sizinle geliyorum. Biliyorsun bu güneş tutulması olayını seyretmeye biz de bayılmıyoruz. Ama Lamia'nın mutsuz olmasından iyidir. Siz önden gidin. Evde bir şey unuttum. Hemen dönerim. Daha neler Max? Hemen çalışmaya başlamayacaksın değil mi? Hayır anne. Lamia'ya yardıma gideceğim. Ama önce Debussy'yi telefonuma indirdim. Böylece aklımda bundan sonraki çalışmamı planlayabilirim. Maestro piyano çalmamı yasakladı ama dinleme demedi. İşte giriş böyle olacak.
Sonra da tarihteki en eski güneş tutulmasını bundan tam 4000 yıl önce Sümerlilerin kaydettiğini anlatacağım. Max, Lamia'nın sunumunu kaçırdın. İnanılmazdı. Sözümü geri alıyorum. Güneş tutulması müthiş olacak. Geldiğin için sağ ol. Sunumumu yarın öğleden sonra bir kez daha yaptığımda dinlersin. Çatıya projeksiyon perdesi kuracağız. Harika. Dört gözle bekliyorum. Peki ben ne yapayım? Sen mi? Ben belediyeye gidip gerekli izinleri alacağım. Bekle Lyon perdeyi kurma işini üstlendiler. Sen de hemen kırtasiyeye git. Çoğalttıkları broşürleri al. Sonra da mahallenin her yerine dağıt. Mümkün olduğunca fazla dağıtmaya bak. Bu etkinlik duyulsun istiyorum. Bana güvenebilirsin. Acaba bir yere daha uğrar mısın? Görüntüyü yansıtmak için benimkinden daha güçlü bir teleskop lensi kiraladım. İşte adresi. Merak etme, hallederim. Merhaba. Güneş tutulması etkinliğinin broşürlerini almaya geldim. Tezgahtaki kırmızı poşette. Teşekkür ederim. Merhaba, sizi görmedim. Az önce etkinliğin son broşürünü de verdim. Görev tamamlandı. Yani bütün mahalleye yeni açılan pizzacının broşürlerini mi verdiniz? Bizim broşürlere ne oldu Max? Olamaz. Galiba yanlış renkli poşeti almışım. Yani bunca zaman dağıttığına bakmadım ben. Özür dilerim, aklım başka yerdeydi. Lütfen Lamia'ya söylemeyin. Ne? Hemen doğru broşürleri alır, hepsini dağıtırım. Görev tamamlandı. Bütün broşürler harika dağıtıldı. Affedersin, bu kadar uzun süreceğini düşünemedim. Şey, olsun, hiç önemli değil. Peki teleskop lensi? Aha, eyvah, unuttum. Çabuk ol, cumartesi erken kapanıyor. Bir çaresini buluruz. Teleskop lensi gelsin, gerisi önemli değil. Ne yazık ki lensi alamadım. Eyvah, işte şimdi mahvolduk. Oraya gittiğimde dükkan kapanmıştı. Özür dilerim. Hiç üzülme Lamia, halledeceğiz. Bana bak Max, ayak bağı olacaksa yardım etme daha iyi. Siz bilirsiniz. Max, buradayım evlat. Yeni telefoto lenslerimi denemek için parktaki bütün kuş yuvalarını çekiyorum. Sen gir, ben de şimdi geliyorum. Evet Max, anlat bakalım, dün bütün gün müziksiz neler yaptın? Keşke piyano çalma demeseydiniz. Lamia'nın partisine yardım edeyim dedim ama her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Neyse, bütün bu aksilikler sırasında durmadan Debussy dinledim. Artık çekeyim mi? Hayır Max. Galiba derdimi güzel anlatamadım. Ben senden bir gün boyunca müziği bir kenara bırakmanı, müzik dışında bir işle ilgilenmeni istemiştim, tamam mı? Hadi gel yeni lensimle çektiğim kuş yuvası resimlerine bakalım. İşte... Hayır maestro, istemiyorum. Anlasanıza, ben piyano çalmak istiyorum. Dur ve düşün evlat. Sence Debussy denizle ilgili beste yapma fikrine nereden kapıldı? Doğrusu bilmiyorum. Belki de bu düşünce denize bakarken aklına geldi. Oturmuş denizi seyrederken. Olamaz mı yani? Evet, olabilir. Bugünkü güneş tutulmasını göreceğin için şanslısın. Çünkü bir sonraki sen ihtiyarlayınca olacak. O yüzden bu fırsatı kaçırma. Bu arada... Merhaba. Şimdi meşgulüz. Gidip yeni bir perde bulmalıyız. Başka perdeniz olmadığını biliyorum. Beyaz çarşafla idare edeceğiz ama tutturmak için çerçeve gerekiyor. Peki, sizi sonra ararım. Teleskobum acınacak halde perdemiz bile yok. İptal edeyim, daha iyi. Sakın etme. Eminim ki sunumun harika olacak. Perde olmasa bile. Ben bile dinlemek için sabırsızlanıyorum. Alo? Buna çok sevindim. Hemen geliyorum. Bekle, Lyon perdeyi nereye geleceğini bulmuş. İşte bu güzel. Benim de teleskop lensi için bir fikrim var. Orada buluşuruz. Bu işi başaracağız. Biraz daha ger. Evet, işte oldu. Hiç uğraşma o hurdayla. Bunu al. Son teknoloji ürünü. Iris X1 mi? Dünyanın en iyi teleskobu. Nereden buldun bunu? Senin de tanıdığın bir arkadaşımdan aldım. O da izlemeye gelecek. Havalanmaya hazırız. Son yılların en güzel partisi olacak. Yukarıda gözlerimizin önünde koskoca bir evren uzanıyor. Tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük.
bu muhteşem kozmik vitrinde en yakın komşumuz uydumuz Ay. Bilinmeyen gizemleri açılan bir kapı. Ulan. Tam tutulmaya tanıklık etmek gibi eşsiz bir fırsat yakaladık. Bu harika. Lamia, en içten teşekkürlerini gönderdi maestro. Teleskobunuz dünkü etkinliği kurtardı. Hayır Max. Etkinliği senin hızlı düşünmen ve harekete geçmen kurtardı. Asıl kahraman sensin. Evet, arada bir müzikten başka şeylere zaman ayırmanın ne kadar önemli olduğunu gördün mü bari? Hem de nasıl? İnanılmazdı. İyi ki sizin gibi bir öğretmenim var Maestro Barenboim. Ve Lamia gibi bir arkadaşım. Siz yokken her şeyi berbat ediyorum. Mükemmel. Artık yeniden piyano çalmaya başlayabilirsin. Hadi bakalım çal şu Debussy uyarlamasını da görelim. Ne? Nasıl yani? Unutmayı öğrenmek. Biz de...